Merhaba, Kontrolyum'dan Levent Sezen ben. Bu videoda Ontrol Vana gövdeleri ile Kontrolyum marka Vana motorlarının bağlantısını göreceğiz. Aynı zamanda Kontrolyum marka Vana motorlarının elektriksel bağlantısını da hem oransal hem de yüzer kontrolde nasıl çalıştığını anlatacağım. Öncelikle önümüzde bir tane DN65'lik 3 yollu Ontrol Vana gövdesi mevcut. Bu Vana gövdesi üzerine biz 1500 Nm'luk Kontrolyum markasının MVE515 serisi Vana motorunu bağlayacağız. Öncelikli olarak Vana'nın üzerindeki koruma kılıfını sökeceğim. Herhangi bir tornavidayla zaten çok kolayca sökülebilir. Tamamıyla mili korumak amaçlı konulmuş bir kılıf. Açtıktan sonra Vana'nın üzerindeki mili çıkartacağız. Bunun yerine kontrolle Vana motoru ile birlikte gelen mili kullanacağız. Bunu sökmek için iki tane anahtara ihtiyacınız var. Ben daha önceden söktüğüm için biraz kolay açılacaktır ama ilk seferinde biraz zorluyor açması. Bu mili kullanmayacağız. Bunu söküyoruz. Bunun yerine kontrol ile gelen mili kullanacağız. Bu mili sonra bir tane de altta küçük bir somunu var. Mili yukarı çekiyoruz. Daha sonrasında da ortasına kadar getiriyoruz. Yaklaşık 1 santim kadar yukarı alıyoruz stroke ayarını yapmak için. Tekrar mili yerine ettiğimizde vana tamamıyla hem alt tarafı hem de çalıştığı zaman ilgili yerleri tamamıyla kapatmış olacak. Kontrollü ile birlikte gelen yine böyle bir milimiz mevcut. Bunu onun üzerine takıyoruz. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Yeter ki oynamasın. Daha sonra iki tane somunumuz var. Bir tanesi kare, bir tanesi yuvarlak. Yuvarlak somunu alt tarafa, kare somunu da üstüne bağlıyoruz. Aralarında bir mesafe olsun. Çünkü oraya motorun parçası girecek. Şu şekilde bırakıyorum. Şimdi dediğim kontrollü marka Vana motorunu üzerine monte edeceğiz. Öncelikli olarak eğer tam olarak stroke'u uymuyorsa burada manuel olarak açma kapama koluyla saat yönünün tersine çevirdiğinizde aşağı inecektir. Saat yönüne çevirdiğinizde yukarı çıkacaktır. Tam olarak oturacak şekilde ayarlıyoruz ve yerine oturtuyoruz. Oturduktan sonra alttaki somunu sıkabiliriz yukarı doğru. Böylelikle oynamasını engelleyecektir. Kelepçelerini bunları taktıktan sonra gene bir anahtarla bunları iyice sıkıyoruz ki motor açılıp kapatırken yerinden oynamasın. Monte etmiş olduğumuz motor 1500 Nm gücünde 24 volt AC/DC çalışabilen bir motor. Aynı zamanda 0-10 volt ve 420 miliamper çıkışlı oransal kontrol edilebiliyor ve yüzer olarak da kontrol edilebiliyor. Yani sizin yapmanız gereken bir motor alırken özellikle kontrolü markasında sadece 230 voltla mı kullanacaksınız yoksa 24 volt AC/DC voltla mı kullanacaksınız? Onun kararını vermek. Genellikle tüm modelleri zaten hem oransal hem de yüzer kontrol çalışabilmekte. Şu anda sağlam bir şekilde monte ettik. Monte ettikten sonra tamamıyla elektriksel bağlantısını yaparak çalışır hale getirebiliriz. Şimdi size bu motorun nasıl bağlantı yapılacağını ve nasıl kontrol edileceğini göstereceğim. Öncelikle üst kapağını açıyoruz.
Dediğim gibi bu motor çok fonksiyonlu bir motor olduğu için üzerinde dip switch'ler var. Buradan oransal olarak kullanılacaksa 0-10 volt veya 420 mA çıkışından hangisinin olması gerekiyorsa ilgili dip switch'in ayarlanması gerekiyor. Veya yüzer olarak kullanılacaksa yine yüzer kontrol için ayrıca dip switch'ten ayarlanması gerekiyor. İlgili zaten bütün dip switch'lerin anlatımları hem teknik dokümanlarında hem de ayrıca kapağın içindeki çizimlerde anlatılıyor. Biz şimdi direkt buna enerji beslemesi yapacağız. Enerji beslemesini her halükarda yüzerde kullansanız, oransal da kullansanız 24 volt AC-DC'yi ilk iki klemens LN ve L1'e yapacağız. Öncelikle ben oransal bağlantısını göstereceğim. Daha sonrasında da yüzer kontrolü nasıl çalıştığını göstereceğim. Enerji kablolarını bağladım. Şimdi oransal için kablo bağlayayım. Kısımda ise Y klemensi ve M klemensine bağlantı yapıyorum. Teknik dokümanında da bunların nasıl bağlantı yapılacağı anlatılıyor. Şimdi burada oransal kontrolde Y klemensine ve M klemensinden oransal çıkışını yani 0-10 volt veya seçersek 420 mA çıkışını alacağız. Y klemensi artı ucu, M klemensi de eksi uca gidecek. Öncelikle ben bağladığım, öncelikle enerji verelim motora. Bu enerjiyi de yine sıcaklık kontrolü yapabilen bir kontrol cihazıyla yapacağız. Bu cihaz kendi harici sensörü üzerinden aldığı bilgiye göre oransal çıkışı verebilen bir cihaz. Öncelikle bunun sensörünü bağlayacağım. Bu cihaza harici sensör bağlamadığımızda kendi üzerindeki dahili sensöründen okuma yapacaktır. Yani mahallin okumasını yapıyor. Eğer karışımda veya sıcaklık kontrolünde kullanmak istiyorsanız harici bir sensörle yine boru üzerinden sıcaklık ölçerek kontrol sağlayabilirsiniz. Şimdi motorumuza biz enerjiyi verelim. Öncelikle enerjisini kesiyorum cihazın. Çünkü motor enerji verir vermez kendi stroke'unu otomatik ayarlamaya başlayacaktır. Bu motorların en güzel yanı hangi gövdede kullanırsanız kullanın enerjiyi verdiğinizde tamamıyla stroke ayarını kendi otomatik olarak yapmakta. Onun için haricen sizin bir ayar yapmanıza veya burada milleriyle ilgili bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Şimdi faz ve nötr bağlantısını yapıyorum. Ben bu cihazla birlikte 24 volt AC beslemesi yapacağım. Şu anda yaptım. Ben 0-10 volt bağlantısını da yapayım. Yine kontrol ediyorum. Y artı uca gidiyor, M eksi uca gidiyor. Kapağını kapatıyorum. Şu anda dediğim gibi sadece oransal bağlantısını yaptım. Siz görün diye bunu da size doğru çevireceğim. Şu anda enerjiyi verdiğimde motor aşağı inip yukarı çıkarak alt ve üst limitlerini ayarlayacak. Buna göre de kendi otomatik stroke'unu algılamış olacak. Şu anda enerjiyi verdim. Buradaki manuel kolu açık olduğu için fonksiyon yapmadı. Bunu kapatıyorum.
Şu anda motor yukarı kendini çekip en üst limitini bulacak. Daha sonra da aşağıya itip en alt limitini bularak kendi stroke'unu ayarlamış olacak. Ben görmeniz açısından bunu da çeviriyorum. Bu kontrol cihazında dediğim gibi harici sıcaklık sensörü üzerinden aldığı bilgiye göre sizin set ettiğiniz değeri tutturabilmek için oransal kontrol sağlayan bir cihaz. Buradaki Clemens bağlantıları yerlerine, üzerinde de yazan yerlere ilgili bağlantıları yaptığınızda haricen hiçbir ekstra bir cihaza ihtiyacınız yok. Sadece 200 volt, 30 volt beslemesini yaptığınızda cihaz çalışır halde olacaktır. Şu anda motor kendini stroke ayarını yaptı. Ortam sıcaklığıyla set ettiğim sıcaklık aynı olduğu için büyük ihtimalle 5 volt kadar bir enerji veriyor. Ben şimdi sıcaklığı arttırarak 10 volt vermesini sağlayacağım. Şimdi 10 volt verdiğim için tamamıyla motor kendisini aşağıya doğru itiyor. Bir de sıcaklığı düşürerek 0 volt vermesi düşürerek 0 volt vermesini sağlayalım. Şimdi bizim yaptığımız şey aslında şu. İlk önce verdiğimiz volt, daha doğrusu sıcaklık üst değer olduğu için vana tamamıyla sıcaklığı açmak için mili aşağıya itti ve A girişinden direkt B girişine, yani kazan, çoğunlukla kazan girişi bağlantısı bu taraftan olduğu için kazan girişinden sisteme sıcak suyu veriyor oldu. Şimdi ben sıcaklığı düşürdüm. Bu anlama geliyor. Ben artık istediğin sıcaklık set değerine ulaştım. Vanamı kapatabilirim diyor ve vananın giriş tarafını kapatarak tamamıyla alt kısmından aldığı, bypass'tan aldığı suyu B tarafından veriyor. Bu şu şekilde, ya bu şekilde çalışıyor. Farklı yöntemlerle de farklı şekilde de montaja göre size aşağı yukarı inme yönünde değiştirerek tasarım yapabilirsiniz. Şu anda motorumuz yine ben 5 volta alıyorum. Yani ortam sıcaklığıyla aynı sıcaklığa set ettim. Yine ortaya gelip kendisini durduracaktır. Web sitemizde bu ürünlerin tamamı satışa sunuluyor. Dediğim gibi motorun modelleri mevcut. 600 Newton'dan 2200 Newton'a kadar modelleri mevcut. Standart olarak 1500 Newton'luk genellikle DN65'lik ve üzeri vanalarda kullanılabiliyor. Bu motor şu anda biz DN65'lik motora gövdeye hiçbir bağlantı aparatı kullanmadan bağladık. Kontrollü motorlarının kontrol gövdelere bağlanması için DN20'likten DN80'liğe kadar, 80'lik dahil olmak üzere tüm gövdelerde bağlantı aparatsız kullanabilirsiniz. Yine kontrollü marka motorları DN100 ve üzerindeki kontrol marka gövdelere bağlayabilmek için ayrı bir bağlantı aparatı almanız gerekiyor. Bu bağlantı aparatı ile ilgili montajı nasıl yapıldığına dair videoyu da farklı bir videoda anlattım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Bu videoda ben size bağlantısını gösterdim oransal olarak. Şimdi sistemi kapatacağım. Oransalı yüzere çevireceğim ve motoru yüzer olarak kontrol etmeye çalışacağım. Dediğim gibi en başta bu motor hem yüzer hem oransal olarak 24 volt AC/DC beslemeyle çalışabilmekte. Kutunun altında yine dip switchlere geliyoruz. Dip switchlerde oransal ve yüzer olarak çalışmasını sağlayacak ikinci dip switch'i off konumundan on konumuna getireceğiz. Burada biraz küçük yazıyor ama yani motor önümde durduğunda yani kameraya karşı kodu yazdığı tarafa baktığında sağdan ikinci dip switch'i ben on konumuna getiriyorum. Bunu yaptığımda motor on-off olarak yani yüzer olarak çalışacaktır. Şu anda sadece enerji beslemesi var. On-off olarak, yüzer olarak çalıştırabilmek için motoru Y1 ve Y2 klemenslerini kullanacağım. Yani ben L1'den aldığım enerjiyi Y1'e verdiğim zaman açacak, Y2'ye verdiğim zaman kapatacak. Ben
Köprüleme yapacağım kabloyu, kablonun bir ucunu L1'e bağlıyorum. Diğer ucunu da enerji verdikten sonra Y1 veya Y2'ye bağlayarak açma kapama sağlayacağım. Şu anda enerjiyi veriyorum. Motor zaten stroke ayarını daha önceden yaptığı için şu anda bir şey yapmasına gerek yok. Ben direkt Y1 bağlantısını yapıyorum. Şu anda mil yukarıdayken vana karışım olarak çalışıyor. Yani sıcak kazan tarafından veya besleme tarafından aldığı suyu ve aynı zamanda bypass'tan aldığı suyu bu taraftan çıkışa sağlıyor. Milin aşağıya inmesiyle birlikte bypass tarafını kapatmış oluyor. Besleme tarafından gelen suyu tamamıyla sisteme göndermiş oluyor. Şu anda ben L1 ile Y1'i birleştirdiğimde, köprüleme yaptığımda vana kendisine kapatmış oldu. Yani bypass hattını kapatmış oldu. Şimdi dediğimin tersini yaptığımda, yani köprülemeyi Y1'den söküp Y2'ye taktığımda ise vana tamamıyla ters yönde hareket edecektir. Yani bypass hattını da açacaktır. Yüzel kontrol şu açıdan önemli. Eğer bir siz sisteminizde bir süreyle veya bir belli komutlarda enerji vererek vanayı konumlandırmak istiyorsanız yüzel kontrol kısmını, yani bu kısmını kullanabilirsiniz. Anahtarlama yaptığınız yerde burada direkt bir switchleme yaparak vanayı istediğiniz tarafta, hatta şimdi göstereyim. Mesela bu konumda durdurmak istediğinizde direkt köprülemeyi ya da anahtarlamayı kestiğinizde vana olduğu pozisyonda duracaktır. Aynı zamanda Y1'e taktığımda yine ters yöne hareket edecektir. Bu şekilde istediğiniz yönde hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Bu motor en baştan dediğim gibi 220 voltu da mevcut, 24 voltu da mevcut. Bu şekilde her iki enerji beslemesinde de tek tip olarak hem oransal hem yüzel kontrolü sağlayabilen bir motor. Bu videoda size kontrol marka vana motorlarını kontrol marka gövdelerde nasıl monte edildiğini anlattım. Tekrarlamak gerekirse kontrol gövdelerin DN15'likten, yine flanşlı tiplerini özellikle söylüyorum, DN15'likten DN80'liğe kadar olan modellerinde hem 2 hem de 3 yollu modellerinde herhangi bir bağlantı aparatı kullanmadan direkt kontrol marka motorları monte edebiliyorsunuz. DN100'lük ve DN150'lik arasındaki gövdelere ise yine kontrollü marka motorları monte edebilmek için bir bağlantı aparatı kullanmanız gerekiyor. Bunun nasıl montajının yapıldığına dair videoları da farklı videolarda anlattım. Onları da yine YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Bu videoda 3 tane ürün görmüş olduk. Kontrollü marka MVE serisi vana motorunu, kontrol marka vana gövdelerini ve aynı zamanda sıcaklık kontrolü yaparak oransal kontrol sağlayabilen kontrol cihazımızı, Hexa Controls'u görmüş olduk. Teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere.